Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğiz sizlerle. 1. sorumuz ile başlayalım. 1. sorumuzda bir A kümesi verilmiş ve bu kümenin elemanlarıyla 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılır? Rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılır? Rakamları tekrarsız kaç farklı çift doğal sayı yazılır diye soruyor bize. A şıkkının çözümü ile başlayalım. A şıkkında ne yapmamızı istiyor arkadaşlar? Kaç farklı doğal sayı yazılır bunu bulmamızı istiyor. Öyleyse 3 basamağımı çizdim. Rakamları tekrarlı ya da tekrarsız dememiş. Öyleyse aynı rakamları kullanabilirim. Sadece dikkat edeceğim şey yüzler basamağına sıfır kullanamayacağım. Dolayısıyla buradaki 5 rakamdan birini kullanacağım. Sonrasında arkadaşlar 6 rakamdan istediğimi bu, bu onlar basamağına ve birler basamağına kullanabilirim. Dolayısıyla kaç farklı doğal sayı yazmış olacağım ben arkadaşlar? 5 çarpı 6, 30 çarpı 6'dan 180 tane doğal sayı yazmış olacağım. B şıkkında ise ne yazmamızı istiyor? Rakamları farklı kaç doğal sayı yazılır. Hemen B şıkkında buraya çözelim. Bakın rakamlarının farklı olmasını istiyor. Yine 3 basamaklı sayılar oluşturuyorum. Rakamları farklı olacak ve yüzler basamağına kesinlikle sıfır gelemeyecek. Yüzler basamağına sıfır gelemeyeceği için kümemdeki 5 tane elemanımı kullanıyorum. 5 çarpı. Şimdi geliyorum onlar basamağına onlar basamağına artık sıfır gelebilir. Fakat bu beş elemandan bir tanesini kullandım ben yüzler basamağı için. Mesela dördü kullandığımı varsayıyorum. Bakın kaç eleman kaldı geriye? Bir, iki, üç, dört, beş eleman kaldı. Öyleyse onlar basamağına da beş farklı rakam gelebilir. Geliyorum birler basamağına. Birler basamağına onlar ve yüzler basamağına iki tane rakam kullandığım için dört tane rakam gelebilir. Dolayısıyla arkadaşlar burada rakamları farklı kaç tane doğal sayı yazabildim ben? 5 çarpı 4, 20 çarpı 5'ten 100 farklı doğal sayı yazabildim. C şıkkı önemli. C şıkkında bizden farklı bir şey istiyor çünkü arkadaşlar. Bakın hem rakamları tekrarsız olsun hem de çift doğal sayı olsun diyor. Doğal sayılarda çiftlik durumunu incelerken yani birler basamağına gelecek çift sayıların durumunu incelerken dikkatli olmalıyız. Çünkü sıfırda birler basamağına gelebilir, 2, 4 ile birler basamağına gelebilir. 0 yüzler basamağına gelemeyeceği için arkadaşlar 0'ın olduğudur mu farklı incelemeliyiz. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. Bir sayının çift olması için birler basamağı bakın buradaki birler basamağında 0, 2, 4 rakamlarından biri gelmelidir. Birler basamağı 0 olursa yüzler basamağında 2, 4 rakamından biri gelecektir. Yani o zaman ben burada hemen birler basamağına 0 gelme durumunu sabitliyorum. Sonra buna göre bir tane sonuç buluyorum. Sadece sıfır rakamı gelebilir yani bir tane rakam gelebilir. Bunun dışında arkadaşlar diğer beş rakamdan beş tanesi buraya gelebilir. Rakamları farklı olduğu için iki rakamı kullandım dört rakamım da buraya gelebilir. Dolayısıyla birler basamağının sıfır olduğu kaç farklı durum vardır? Yirmi farklı durum vardır. Birler basamağının sıfır olmadığı. Şimdi birler basamağının sıfır olmadığı iki veya dört oldu. Kaç Durum var arkadaşlar. Kaç rakam gelebiliyor? 2 rakam gelebiliyor. Sonrasında ben yüzler basamağına da sıfır kullanamıyordum. 5 rakamım kalmıştı. Ondan bir tanesini buraya kullandım. Öyleyse buraya 4 rakamım kaldı. Şimdi onlar basamağına ise 0 dahil yine 4 rakam kalmış oluyor. Buradan da 4 çarpı 4, 16 çarpı 2'den 32 tane farklı e, sayı yazabiliyorum. değil mi Eğer öyleyse arkadaşlar... Benden istemiş olduğu durum neydi? Rakamları tekrarsız kaç çift sayı yazabileceğimdi. Ben 20 tane birler basamağı 0 olan, 32 tane de 2 veya 4 olan sayı yazabildim. Dolayısıyla toplam arkadaşlar 52 tane çift sayı yazabilmiş oluyorum. Şimdi hemen diğer sorumuza geçelim. Evet ikinci sorumuzda A kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı bütün doğal sayıları yazmamız isteniyor. Bunu yazdıktan sonra küçükten büyüğe doğru sıralamamızı ve burada baştan 77. sayıyı bulmamız isteniyor. Şimdi ne yapmalıyız arkadaşlar bu tip sorularda nasıl düşünmeliyiz? Öncelikle yüzler basamağında 3 rakamının bulunduğu 3 basamaklı sayıları düşüneceğim. Neden 3 rakamından başlıyorum? Çünkü en küçük sayım 3 rakamından oluşacak arkadaşlar değil mi? Bakın küçükten büyüğe doğru sıralamamı istediği için ben en küçük 3 basam 3 ile başlayan sayıları yazabilirim. Burada 3 sabit olsun. Buraya da diğer rakamları yazalım. Buraya 1 gelecek. 3'ü çıkardığım için ama rakamları farklı demediği için arkadaşlar ben bütün rakamlarımı kullanabilirim yine. 5 rakam buraya, 5 rakam da buraya kullanıyorum. Dolayısıyla 25 tane doğal sayı elde ediyorum. Aynı şekilde yüzler basamağında 4 ve 5'in de bulunduğu sayılardan arkadaşlar 25 tane gelmeyecek mi? Aynı mantıkla 4'ü yerleştiriyorum. Sonra onlar ve yüzler basamağına da 5'er tane rakamım kalıyor. Onlar ve birler basamağın 25 tane de 4 ile başlayan. Aynı mantıkla 5 ile başlayanları da düşünürsek arkadaşlar 25 tane de 5 ile başlayan sayım gelmiş olacak. Peki benden hangi sayı isteniyor? 77. Zaten ben 3 ile 4 ile 5 ile başlayan sayılarımı tamamladığımda 75 sayı tamamlamış oluyorum. 76. sayım ne ile başlayacak? 6 ile başlayacak ve en küçük olan olacak. En küçük rakamım 3 olduğu için 633 76. sayım olacak arkadaşlar. 634 de bizim kaçıncı sayımız olacak? 77. sayımız olacak. Dolayısıyla bizden istenilen 77. sıradaki sayımız 634'tür. Hemen üçüncü sorumuza gidelim. Evet, üçüncü sorumuzda ise aralarında Gizem ile Semra'nın bulunduğu altı kişinin yan yana sıralanacaktır diyor. Gizem, Gizem'in Semra'nın daima sağında olduğu kaç değişik sıralama vardır? Arkadaşlar burada aslında uzun bir çözümümüz var. Bu uzun çözümümüzde işte Semra'yı sabitliyoruz. Gizem'i onun sağ tarafına koyuyoruz. Sonrasında diğer kişileri, diğer o dört kişiyi aralarına yerleştirmeye çalışıyoruz. Ve farklı durumların hepsini bulmaya çalışıyoruz. Fakat bu çok uzun bir çözüm. Bunun yerine ben size daha kısa bir çözümden bahsetmek istiyorum. Şimdi tüm sıralamalarda e tüm sıralama dediğimiz nedir? Bu 6 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanır? 6 faktöriyel şekilde sıralanır. Bu sıralamaların yarısında arkadaşlar Semra Gizem Semra'nın sağındadır. Yarısında da Gizem Semra'nın solundadır. Dolayısıyla biz 6 faktöriyeli direkt 2'ye bölerek yani 720'yi 2'ye bölerek arkadaşlar 360 cevabını verdiğimizde daima sağında olduğu durumları bulmuş oluruz. Şimdi hemen dördüncü soruma geçiyorum. Evet dördüncü sorumuz da yine klasik sorulardan ve önemli sorulardan arkadaşlar. K'dan M'ye ulaşabileceğimiz yolları bulmaya çalışacağız. Sorumuzu inceleyelim. Şekilde çizgiler bir kentin birbirine dik kesen sokaklarını göstermektedir. K'dan hareket edip M'ye en kısa yoldan gitmek isteyen bir kişi kaç farklı yoldan gidebilir diye soruyor bize. Şimdi ben K'dan yola çıkacağım ama acaba hangi yollardan devam etmeliyim diye düşünüyorum. Hangi yollardan gidersem en kısa yoldan M'ye ulaşmış olurum diye bakıyorum. Şimdi arkadaşlar benim bunu sayarak bulmam pek mümkün değil. Öyleyse ne yapmalıyım? Mesela bir başta harekete başlayayım ben. K'dan çıktım. Sağa gittim, sağa gittim, sağa gittim. Bakın sağa gittim, yine sağa gittim. 5 tane sağa gittim. Aşağı inmek için 1 2 3 4 4 karede aşağı inmem gerekiyor. Başka bir yol seçeyim. Mesela şuradaki yollardan birini seçeyim. Bir tane aşağı indim. Bir tane sağa gittim. Bir sağa daha gittim. Bir aşağı indim. Bir sağ, bir sağ, bir sağ. Bakın yine 5 sağ oldu. Ve yine buradan da aşağı inmem gerektiği için 4 tane aşağı oldu. Bunları sağ bunları aşağı olarak gösterirsek her harikarda arkadaşlar benim almam gereken yolun içerisinde 5 tane sağ e, kaç tane aşağıydı? 1, 2, 3, 4. 4 de aşağı olması gerekiyor. Öyleyse ben burada tekrarlı permütasyon uygulayamaz mıyım? Ben bu karelerin hepsini gideceğim. Kaç tane kare gideceğim toplamda? 9 tane. Öyleyse 9 faktöriyel diyorum. Bölü. Aynı gideceğim kareler 5 tane ve 4 tane. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel bölüyorum. Hemen bunu sadeleştirelim. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel yazalım. Aşağıdan da 5 faktöriyelle bunu sadeleştirebiliriz. 4'ü de açalım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bakın 5 faktöriyellerimiz gitti. Sonrasında kimler gitti? 3 ve 2 ile 6 gitti. 4 ile de bunu sadeleştirelim. 2 gelsin. 2 kere 9, 18. 18 çarpı 7'den de ne gelecektir? 126 gelecektir. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz Marmara kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 7 harfli A şıkkında M harfiyle başlayan fakat M harfiyle bitmeyen kaç değişik e, kelime yazılabilir? B şıkkında ise her M harfinden sonra A harfi gelecek şekilde bakın bu çok önemli M A olacak şekilde kaç değişik kelime yazılabilir diye soruyor bizi. Şimdi öncelikle A şıkkını inceleyerek başlayalım arkadaşlar. Bakalım A şıkkını nasıl çözeceğiz. M harfiyle başlayan fakat M harfiyle bitmeyen. Şimdi M'yi ben bir sabitliyorum buraya. Tamam mı? İki tane M harfimiz var. Şöyle yazabilirsiniz. O yüzden buraya iki tane harf gelebilir. Sonra araya arkadaşlar beş tane harf sığdıracağız değil mi? Yedi harfli olacaktı çünkü. Bir de son harfimiz olacak. Bu son harfimize de M kesinlikle gelemeyecek. Kim gelebilecek o zaman? A, R, A, R ve... A gelebilecek. Şimdi buraya 2M'den biri gelecekti. Buraya da bu 5 harften bir tanesi gelecek arkadaşlar. 5 farklı harfimiz gelecek. Aynı harf olması önemli değil. Sonra biz bunu tekrarlı permütasyonla bölerek biliyorsunuz o tekrarlı olan ifadeleri yok edeceğiz. Bu ortaya ne gelecek? Bu ortaya da arkadaşlar 5 tane harf gelecek değil mi? Zaten sadece tek kriterim sona M gelmemesiydi. Öyleyse burası da 5 faktöriyel olacak. O zaman ben nasıl bulacağım bunu? Şimdi yukarıda şu 2 çarpı 5'i eklemek zorundayım. 2 çarpı 5 faktöriyel çarpı 5. Bölü. Tekrar edenlerim nedir arkadaşlar? 2 tane m. Öyleyse 2 faktöriyel. Sonra 3 tane a. 3 faktöriyel. Tekrar 2 tane r olduğu için 2 faktöriyel. Şimdi hemen buradaki işlemleri yapalım. 5 faktöriyelin içerisinde ne var? 5 çarpı 4 var. Değil mi? 5 faktöriyelden kurtulmuş olalım. Ee, 4 faktöriyel olarak yazalım. Hatta 4 çarpı 3 faktöriyel olarak yazalım ki 3 faktöriyelleri sadeleştirelim. 3 faktöriyeller gitsin. 2 ile 2'yi de çarptım. 4 gitsin. Değil mi? Elimde ne kaldı? 5 kere 5, 25 çarpı 2'den 50 kaldı. İşte A şıkkımızın cevabı o zaman ne olacakmış? 50 olacakmış. Şimdi gelelim B şıkkımıza. B şıkkımızda sabitlememizi istediği bazı şeyler var. Yani M ve A'yı yan yana sabitlememizi istiyor bizim. Öyleyse M A'yı bir tane kutucuk içerisine alabilirsiniz. M A sabit olacak. Sonra yanına R. Sonra M A tekrar sabit olacak arkadaşlar yeni bir kutu içerisinde. Sonra yanına R ve A gelebilir. Şimdi ben bunları nasıl sıralayacağım? Burada kaç tane e, harfim var? Bunu bir harf gibi düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Öyleyse 5 faktöriyel buradan kesinlikle gelecek. Peki tekrar edenler bakın bu kutucuk içindekiler aynı şeydi. Aynı şeyi tekrar ettiği için 2 faktöriyel buradan gelecek ve 2 faktöriyel R'nin tekrarından gelecek. A'mız zaten bir tane. Öyleyse arkadaşlar bunun cevabı da ne olacak? Bunu da açalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 olarak. Bu dörtlerimiz gitsin. 15 e, çarpı 2'den 30 tane e, kelimemiz yazılabilecek. Evet, altıncı sorumuz ile devam edelim. Altıncı sorumuz artık kombinasyon sorusu arkadaşlar. Kombinasyon sorularında ne yapmalıyız? Öncelikle kombinasyon neydi? Bir hemen kısaca onu hatırlayalım. Biliyorsunuz kombinasyonda ne yapıyorduk biz? Ee, şu ifadeleri, yani şu onun ikilisi, onun üçlüsü, on birin dörtlüsü şeklinde yazılan ifadeleri başka bir şeye dönüştürebiliyorduk. Neye dönüştürüyorduk arkadaşlar? Hatırlatalım bir hemen onu size. Kuralını hatırlatmak istiyorum. Şu şekilde yazayım ben. Ee, bakın n'in sıfırlısından başlıyordu kombinasyonumuz değil mi? n'in sıfırlısı, işte n'in birlisi, n'in ikilisi, n elemanlı bir kümenin alt kümelerini ifade ediyor aslında bunlar. Neye eşitti? Toplam n elemanlı bir kümenin toplam alt küme sayısı yani 2 üzeri n'e eşitti. Sonra biz burada bir özellik daha öğrenmiştik. Demiştik ki n'in re'lisi ile n'in R artı birlisi. Mesela şöyle düşünebilirsin. İkilis, N'in 2'lisi ile N'in üçlüsünün toplamı N'in bir fazlası N artı bir ve R artı birlisine eşit oluyor. Do. Şimdi bizim bunu sorumuzda uygulamamız lazım. Nasıl uygulayacağız? Bakın onun ikilisi onun üçlüsü. Öyleyse bu ikisinin toplamı onun bir fazlası olan 11'in üçlüsüne eşit olmak zorunda. Sonra onu 11 ile eşleştireceğim. 12'ye ulaşacağım. Sonra onu 12 ile eşleştirip 13'e ulaşacağım. Öyleyse biz sorumuza bunu uyarlayalım. Bakın bu iki ifadeyi topladığımda elime ne gelecek? 11'in üçlüsü gelecek. Sonra 11'in üçlüsü ile 11'in dörtlüsünü topluyorum. Neye elde ediyorum? 12'nin dörtlüsünü elde ediyorum. 12'nin dörtlüsü ile 12'nin beşlisini topluyorum. 13'ün beşlisini elde ediyorum. R artı 1 5 olduğu için. Değil mi? Ondan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Bunu da 13'ün ile toplayacağım. Topluyorum. 14'ün 6'lısını elde ediyorum. Bakın bu ifade neye eşit oldu artık? 14'ün altılısı, 14'ün R'lisine eşit oldu. 14'ün R'lisine eşitse R'miz buradan ne gelecektir arkadaşlar? 6 gelecektir diyebiliriz, değil mi? Sadece 6 mı olacak? Hayır, R'nin farklı değerleri olabilir. R 6 olabilir veya arkadaşlar 6 ile R'nin toplamı 14 olabileceği için R'miz ne gelebilir? 8 gelebilir. Sizin iki değeri de belirtmeniz gerekir. Öyleyse hemen 7. sorumuza geçelim. Evet, 7. sorumuz yine bir kombinasyon sorusu ve bir seçim yapmamız isteniyor burada nasıl bir seçim yapacağız? Hemen sorumuza bakalım. Aralarında cansu ile oğuzun da bulunduğu bir tiyatro grubunda bir oyun için 6 kadın oyuncu arasından 4 kadın, 5 erkek oyuncu arasından da 3 erkek oyuncu seçilecektir. Bu oyun için kaç değişik oyuncu seçimi yapılabilir? B şıkkında da cansunun olduğu, oğuzun olmadığı kaç değişik oyuncu seçimi yapılabilir diye soruyor. Öncelikle bir A şıkkını seçelim arkadaşlar, çözelim. A şıkkında diyor ki 6 kadın oyuncu arasından 4 kadın. Kaç farklı şekilde seçilir arkadaşlar? 6'nın 4'lüsü şekilde seçilir değil mi? 5 erkek oyuncu arasından da 3 erkek seçeceğiz. O zaman 5'in 3'lüsü şekilde seçeceğiz bunu da. Evet. Buna göre 6 kadın ve 5 erkek oyuncu arasından 4 kadın ve 3 erkek oyuncu bu ifadenin çarpımı şeklinde seçilir arkadaşlar. Bu neye eşittir? Biliyorsunuz şunları daha sade haliyle yazabiliriz. 6'nın ikilisi çarpı 5'in üssü de neye eşittir? 5'in ikilisine eşittir. Bunu da nasıl buluyoruz? 6'nın ikilisini 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 çarpı 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 olarak bulabiliyoruz. Hemen paydada ortak olanlarımız var. Onları da sadeleştirelim. 2 ile sadeleştiriyorum 4'ü. 6 kere 5, 30. 5 ile de çarpıyorum ve 150 cevabına ulaşıyorum. Evet A şıkkını bu şekilde çözdük. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkında bizden istenilen şey neydi? Cansu'nun olduğu, Oğuz'un olmadığı kaç farklı seçim yapılabilir? Seçilenler arasından Cansu bulunacağına göre arkadaşlar Cansu'nun yanına 3 kişi daha eklenecek değil mi? O zaman ne yapacağız biz? Öncelikle 5'in 3'lüsü şekilde bu seçimi yapacağız. 5'in 3'lüsü şekilde yapılacak. Çünkü Cansu'nun yanına 3 kişi daha seçilecek. Oğuz'un seçilmeyeceği için arkadaşlar kalan dört erkek oyuncu var. Hani kız oyuncularımız altıydı. Cansu'yu zaten seçmiştim. O yüzden 5 kişi kalmışlardı kadın oyuncularımız. Şimdi aynı şeyi Oğuz için düşünüyorum. Oğuz zaten seçilemeyeceği için dört tane erkeğimiz kaldı. 4 erkek arasından da üç tanesini seçeceğim ben. Öyleyse dördün üçlüsü olarak bunu belirtebilirim. Bu durumda yine bunları dönüştürelim hemen. Beşin ikilisine daha kolay işlem yapmak için bunu yapıyorum. Bu da dördün birlisine eşittir biliyorsunuz. Dolayısıyla ne olacak 5'in ikilisi? 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 çarpı 4. Buradan da arkadaşlar hangi sonuca ulaşacağım? Hemen bu 2'yi sadeleştirelim. 20 çarpı 2'den 40'a ulaşmış olacağım. 8. sorumuza geçelim. 8. sorumda Yandaki ABC üçgeninin kenarları üzerinde 9 tane nokta verilmiştir. Köşeleri bu noktada üçü olan kaç farklı üçgen çizilebilir diye soruyor. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bakın doğrusal noktalar var. Yani bu üç noktayı siz bu doğru üzerindeki noktalardan seçerseniz bir üçgen elde edemezsiniz. Dolayısıyla ne elde etmiş olursunuz? Bir doğru elde etmiş olursunuz. Öyleyse bizim ne yapmamız lazım? Hemen şu doğruları, noktaları da isimler verelim. Mesela D, E ile başlayalım. D, E, F, G, H, I Öyleyse benim üçgenimde e, ne yapmam lazım? Öncelikle 9 noktadan 3 tanesini seçmem lazım. Evet tamam. Fakat bu seçtiğim 3 nokta eğer bu doğrusal parçalar üzerindeyse ne yapacağım? Çünkü o zaman doğru oluşacak. Üçgen oluşamayacak. Öyleyse ben bunu bütün seçimlerin arasından çıkaracağım. Mesela burada 1, 2, 3 4 noktam var. Bu 4 noktadan 3'ünü kesinlikle yan yana seçmemeliyim. Seçtiğim durumları tüm durumdan çıkarmam gerekir. Aynı zamanda 6 tane noktam var bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 noktadan 3'ünü de seçmemeliyim. Öyleyse 6'nın 3'lüsünü de bu durumdan çıkarıyorum. 9'un 3'lüsünü hemen yazalım. Ne olacak? 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2. Eksi 4'ün 3'lüsü 4'ün birlisi demek 4 demek. Eksi 6'nın 3'lüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. 3'lerle sadeleşsin. 8 ile 2 sadeleşsin 4 gelsin. Burada 6'larımız gitsin. Ve elimizde ne kaldı bakalım arkadaşlar. 12 çarpı 7'den 84. Eksi 4. Eksi 5 çarpı 4'ten 20 kaldı. Dolayısıyla benim cevabım ne olacak? 60 olacak. 9. sorumuza devam ediyoruz. Evet, dokuzuncu sorumuz artık binom açılımı sorusu. Binom açılımında hatırlamamız gereken çok önemli meseleler var. Önce sorumuza bakalım, sonra hatırlamamız gereken ifadeleri hatırlayalım. x kare eksi 3 bölü x'in 7. kuvvetindeki x'in azalan kuvvetlerine göre açtığımızda baştan dördüncü terimi bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar hemen şunu bir hatırlayalım. x artı y üzeri n ifadesinin açılımında x'in azalan kuvvetlerine göre düzenlediğimizde baştan R artı birinci terimimiz olduğunda biz onun kat sayısını ya da o terimi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Baştan R artı birinci terimimizi N'in R'lisi X üzeri N eksi R ve Y üzeri R yaparak buluyoruz. Şimdi gelelim bizim sorumuza. Bizim sorumuzda baştan R artı birinci terim diyor. Bu R artı birinci terimimiz hangi terim yani? Dördüncü terim. Öyleyse biz R gördüğümüz yerleri ne yazacağız arkadaşlar? 3 yazarak başlayacağız. R'miz 3 olacak ve N'imiz kaç? Bakın kuvvetine bakıyorsunuz. Kuvvetiniz N'i ifade ediyor. N de 7. Öyleyse ben bu formülde R yerine 3, N yerine de 7 yazarak devam etmeliyim. Ve bakın X dediğim ifadem X kare. Şuna dikkat edin lütfen. Bu ifadeyi de nasıl yazacağız? 3 çarpı x üzeri eksi 1 olarak yazacağız. Ancak bu şekilde sağlıklı ilerleyebiliriz. İsterseniz bu şekilde de yazıp sonra bunun reylinci kuvvetini alıp daha sonra da dönüşüm uygulayabilirsiniz. Hatta bu soru için öyle yapalım. Biz çok kafanızı karıştırmayalım. Evet. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Enim 77. Öyleyse 7'nin enin reylesi yaptığım için 7'nin 3. ile başlıyorum. X kare birinci terimimdi. X kare üzeri. 7 yani n eksi r 7 eksi 3 çarpı y dediğim ifade neydi arkadaşlar? Eksi 3 bölü x'ti. Bunun neyini alacağım ben? R'ninci kuvvetini yani 3. kuvvetini alıyorum. Sonra bunları teker teker düzenleyeceğiz. Öncelikle 7'nin üçlüsü kalsın bunu açmayalım. Kuvvetlerini bir düzenleyelim. x üzeri 2 buradan gelecek bakın arkadaşlar x kare. 7 eksi 3'ten de 4 gelecek. Dolayısıyla benim x'imin kuvveti ne olacak? 2 çarpı 4'ten 8 olacak. Çarpı arkadaşlar. Eksi 3'ün kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti bölü x'in 3. kuvveti. Bakın çünkü parantezin kuvvetiydi bu. Sonra ne yapıyorum? 7'nin 3'lüsünü açabilirsiniz artık. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı. Şimdi bakın arkadaşlar. Üstü sayılarda bölme işlemi yaparken kuvvetler çıkarılırdı. Dolayısıyla burada ne kaldı? 5 kaldı. Ben ne yazacağım? x üzeri 5 yazacağım. Çarpı arkadaşlar. Eksi 3'ün üçün, 3. kuvvetinden kim gelecek? Eksi 27 gelecek. Öyleyse ben x üzeri 5'li terimin katsayısını bulmuş olacağım. Hemen buradaki mevcut sadeleştirmelerimizi yapalım. Bunlarla sadeleştirelim. Ve 7 kere 5, 35. 35 ile eksi 27'yi çarptığımızda da ne elde edeceğiz? Eksi 945'i elde edeceğiz. İşte terimimizi bulmuş olduk. Hemen 10. sorumuza geçiyorum. 10. sorumuz yine binom sorusu arkadaşlar ve burada bir sabit terimi bulmamızı istiyor. Sabit terimi bulurken ne yapıyorduk? Hemen hatırlayalım. X gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Fakat sorumuzda geliyorum. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. Burada sorun yok. Burada çok ciddi bir sorun var. Neden sorun var? Çünkü paydaya 0 yazdığımda ifadem tanımsız olacak. O zaman ben ne yapacağım? nasıl bulacağım? Sabit terimin hangi terim olduğunu bilmediğim için arkadaşlar baştan R artı birinci terim sabit terimim olsun diye başlayacağım. Yani acaba sabit terim hangi terim? Kaçıncı terim? Bunu bulmaya çalışacağım ben. R artı birinci terimin sabit terim olmasını kabul ederek başlıyorum. Ne yapıyorum? En yerine de ne yazıyorum? 6 yazıyorum. Bu da bizim enimiz. Öyleyse 6'nın R'lisi yazıyorum arkadaşlar. 6'nın R'lisi. X üzeri 6 eksi R çarpı eksi 2'nin r'ninci kuvveti bölü x karenin r'ninci kuvveti. Yani aslında 2 r'ninci kuvveti olmuş olacak. Sonra arkadaşlar ne yapacağım ben? Şu eksi 2'yi de başa alacağım. 6'nın r'ninci kuvveti, 6'nın r'lisiyle yazacağım kombinasyonu. Eksi 2'nin r'ninci kuvveti çarpı. Bakın şu x'leri bir araya toplamaya çalışacağım ben. Bu paydada olduğu için kuvvetleri birbirinden çıkarabilirim. Öyleyse x üzeri 6 eksi r eksi 2 r yazabilirim. Burada neyi elde etmiş oluyorum arkadaşlar? 6'nın r'lisi eksi 2'nin r'ninci kuvveti çarpı x üzeri 6 eksi 3 r'yi elde etmiş oluyorum. Şimdi sabit terimde x olur mu arkadaşlar? Olmaz değil mi? x olursa değişken olur ve sabit olmaz. Öyleyse x'in kuvvetini ne yapmam lazım ben? 0 yapmam lazım x'in kuvvetini 0 yapan r değeri ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. 6 eksi 3 r'yi 0 yapan r değerimiz 2 olacak. Öyleyse arkadaşlar sabit terimin e, bulmamızı sağlayan r değeri kaçmış? 2'ymiş. Hemen biz bu r değerini 2 alarak sabit terimimizi bulalım öyleyse. 6'nın ikilisi eksi 2 üzeri r r dediğimiz şey 2 çarpı x üzeri 6 eksi 6'dan 0 gelecek. Yani x üzeri 0 olacak. 6'nın ikilisini açıyorum ben öyleyse. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Eksi 2'nin karesinden 4. Bakın buranın kendisi 0 değil. Kuvveti 0 olduğu için x üzeri 0, 1 gelecek arkadaşlar. Öyleyse ben bu çarpma işleminin sonucunu bulmaya çalışıyorum sadece. 2 ile sadeleştiriyorum. 30 çarpı 2'den cevabım 60 olacak.